Merhaba arkadaşlar. Bugün karede ikinci videomuzla devam edeceğiz. İkinci video ile beraber kareyi sonlandırmış olacağız. Birinci bölümde zaten kare ile ilgili özellikleri konuşmuştuk. Örnekler çözmüştük. İkinci bölümde ise örneklerle devam edeceğiz. İlk örneğimizle başlayalım. Bakın burada x soruluyor bize ve bir 67,5'luk açı verilmiş. Şimdi ilk aklınıza gelecek şey kare sorularında köşegen çizmek olabilir ve bu çoğunlukla da işe yarar. Bu soruda da işe yaradığını göreceksiniz. Bakın AC köşegenini çizdiğimiz zaman burada AC köşegenini çizersek bu köşegenin uzunluğunun 4√2 birim olduğunu biliyoruz. Çünkü ABCD karesinin bir kenarı 4 verilmiş. Şimdi köşegenden dolayı buradaki açının 45 derece olduğunu biliyoruz. 45 ile 67,5'un toplamından şuradaki açıya kalan açının da toplamda yine 67,5 derece olduğunu görebiliriz. Bu durumda ikizkenar bir üçgen çıktığını söylüyoruz ve x artı 4'ün 4√2'ye eşit olduğunu görüyoruz. X artı 4 4√2'ye eşit olduğu için 4'ü diğer tarafa atarsak x'in değeri 4√2-4 olarak bulunur. Belki şıklarda bunu da 4 parantezinde √2-1 olarak vermiş olabilir. Bu kısım çok önemli değil. Bu şekilde x'i bulduk. Şimdi bununla hemen hemen aynı olan ama bu kez burayı verip şurayı sorarsa ne olur? Bunu da konuşalım. Bakın şimdi diyebilirsiniz ki bunu aynı yöntemle çözebiliriz. Yani AC köşegenini çizip √2 deyip x artı 4'ü √2'ye eşitleyip işte ortak parantez alıp eşlenikle çarpıp çözebiliriz. Söylerken bile oldukça uzun olduğu görülmekte. Peki bunun dışında başka nasıl bir çözüm yapabiliriz? Diğer soruyla hemen hemen her şey aynı olmasına rağmen bir tek verilen yerle sorulan yerin yeri değişmişse o zaman nasıl bir hamle yapabiliriz? Bakın yine şu açıların 45-45 olduğunu, bu açının 90 olduğunu zaten biliyoruz. Şuraya da 22,5 derece kaldığını hesaplayabiliriz. Şimdi arkadaşlar aslında burada şunu soruyor bize dikkat ederseniz. Bakın daha önce de konuşmuştuk. Aslında bu üçgende 22,5-67,5-90 üçgeni olduğunu, 22,5'un karşısını verip 67,5'un karşısını istediğini söyleyebilirsiniz. Yukarıdaki üçgende bunu söyleyemiyoruz. Yukarıdaki üçgende eğer buradan gitmeye çalışırsak o zaman işin uzadığını zaten göreceksiniz. Kendi başınıza da bunu deneyebilirsiniz. Şimdi biz bu soruda ne yapabiliriz? Bakın şurada 67,5'tan bir 22,5 derece alırsak bunu dik üçgende konuşmuştuk hatırlayacaksınız. Eğer hatırlayamıyorsanız da oraya dönüp tekrar bu videoyu izleyebilirsiniz. Dik üçgen videosunda bunlardan bahsetmiştik. Şuraya 22,5 derece alınca bakın şu içini taradığım üçgenin bir dış açısı şurası 45 yazabileceğimiz gibi. Buraya 67,5'tan geriye 22,5 gidince 45 kalır. Buradan da 45'leri bulabiliriz. Bakın burada 4√2 üçgeni çıktı. Şimdi şu üçgenin dikizkenar olduğunu açılardan biliyoruz. O zaman şurası da 4√2. Bakın bu kez de bu çözüm kısa oldu. Yani x'in değeri 4√4√2 olarak bulundu. Yani şimdi diyebilirsiniz ki biz o zaman işte ne zaman bunu çizeceğiz, ne zaman onu çizeceğiz? Bakın bunu çizmemize demek ki bu soru için gerek yok arkadaşlar. Direkt olarak 67,5, 90, 22,5 kullanarak soruyu çözebiliyoruz. Peki bunu hangi durumlarda çizip hangi durumlarda çizmeyeceğiz derseniz bunu soru çözdükçe bir iki soruyu bu şekilde kendiniz çözdükçe karar verebilirsiniz. Diğer yolda yanlış değil sadece daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bir sonraki soruyla devam edelim. Bakın burada da x soruluyor bize. Karede çoğu soruda köşegen çizmek işimize yarar demiştik. Burada da bakın BD köşegenini mi çizeriz, AC köşegenini mi dersek tabii ki herhalde BD köşegenini tercih edersiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu köşegeni çizdikten sonra açıları yerleştirmeye başlayalım. Şu açının zaten köşegenden dolayı 45 olduğunu biliyoruz. Bakın şu üçgenin iki iç açısının toplamı dış açı olan 45'e eşit olacağına göre buraya da 22,5 derece kalır. Aslında soru da nihayetinde şöyle bir soru dikkat ederseniz 22,5 90 67,5'ta 22,5'un karşısı 3 verilmiş ve 67,5'un karşısı isteniyor. Dikkat ederseniz özel dörtgenlerde arkadaşlar karede de aslında dik üçgende öğrendiğimiz bilgileri sıklıkla kullanıyoruz. Demek ki kare konusunda başarılı olmak istiyorsak dönüp dik üçgen konusuna çalışmamız gerekir. Özel üçgenleri bilmemiz gerekir. Bunları bildiğimiz zaman zaten kare konusu bizim için zor bir konu olmayacaktır. Hatta eşlik ve benzerliği de bildiğimiz takdirde kareyi de aslında tanımını bildikten sonra bütün kare sorularını çözmüş olursunuz. Yani yeni bir konu öğreniyormuş gibi, zor bir konu öğreniyormuş gibi davranmamanız gerekir. Şimdi burada artık soruyu çözdük zaten. 3√3√2 dersek şuraya bakın x'in de değerini 3√2 olarak buluruz. Çünkü bu üçgen ikizkenar bir üçgen diyebiliriz. Evet bir sonraki sorumuzda yine karenin
Alanı soruluyor bu kez ve alakasız bir şekilde 8 verilmiş. Bakın bu soru tiplerinde neler verilir genellikle? Ya burada 15 derece verilir, ya burada 30 derece verilir. Bunlardan birisi verildiğinde diğerini zaten bulabiliyoruz. Çünkü şu açının 45 olduğunu köşegenden dolayı biliyoruz. Tabii normalde arkadaşlar bu tarz sorularda işte ACE noktaları, doğrusal gibi şeyler yazmak gerekebilir. Ama ben burada birazcık konu anlatım içerisinde kısaca ABCD kare deyip işte hemen soruyu yazıp bu şekilde yazdım. Normalde bir kitapta ya da bir sınavda bunları uzun uzun ve net bir şekilde ifade etmemiz gerektiğini de sizlere hatırlatmış olmak isterim. Şimdi burada ne yapabiliriz peki biz bu soruyu çözmek istersek derseniz bu 45'ten 15'i biliyorum. Şu üçgenin bir dış açısı 45 olduğuna göre E'deki açıya 30 derece kalır. Çünkü iki iç açının toplamı dış açı olan 45'i vermeli diyebilirsiniz. Ya da buradaki 135'i bulup oradan da 30'a geçebilirsiniz. Şimdi birçok kare sorusunda dedik ki köşegen çizmek çok fazla işimize yarar. Yani herhangi bir kare sorusunu çözemiyorsanız en azından bir köşegen çizmeyi deneyebilirsiniz. Çünkü köşegen çizdiğiniz zaman orada özel durumlar oluştuğunu söylemiştik. Bakın bunu çizdiğimiz zaman köşegenler dik kesiştiğine göre burada da bir 30-60-90 üçgeni oluştuğunu görüyoruz. Bakın şu yeşil üçgenin bir 30-60-90 üçgeni olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu üçgen 30-60-90 üçgeni ve 90'ın karşısında 8 birim var. O halde 30'un karşısında 4 birim var diyebiliriz. Şimdi biliyoruz ki karenin köşegenlerini çizdiğimiz zaman köşegenler birbirini ortalıyor ve bu 4 parçada birbirine eşit oluyordu demiştik. O halde bunu kullanabiliriz. Yani buralarda 4 4 diyebiliriz. Şimdi karenin alanını soruyor bize. İster köşegenler çarpımının yarısı olarak ki çünkü köşegenleri dik kesişen dörtgenlerin alanını bu şekilde ifade edebiliyoruz demiştik. İsterseniz de bir kenarını bulduktan sonra 4 kök 2 çarpı 4 kök 2 alandır diyebilirsiniz. Yani 32 birim kare. Hatta santimetre cinsinden verdiği için santimetre kare olarak yazabiliriz. Evet burada da birazcık daha karede sizi zorlayabilecek bir soru tipi. Bakın ÖSYM nasıl soruyor derseniz aslında bu temel bilgileri hikayelendirerek soruyor arkadaşlar. Yani yeni şeyler sormuyor, farklı şeyler sormuyor. Sadece bu temel bilgileri kullanacağınız işte hikayeli sorular türetiliyor diyebiliriz. Burada da bakın bize neresi soruluyor? FK uzunluğu sorulmakta. Yine karenin köşegenini çizersek burada 6 kök 2 kenar olduğuna göre karenin köşegeni bir kenarın kök 2 katıydı. Yani 6 kök 2'nin kök 2 katı 12 olur. Burada hemen bir bakın şu açının da 45 olduğunu görüyoruz. O halde buranın 90 olduğunu biliyorum. Yani bir 5 12 13 üçgeni var. Tabi bize FC'yi sorsaydı soru bitmişti. Peki FK'yi nasıl bulacağız derseniz şöyle güzel bir çözüm yapabilirsiniz. Bakın 45 45 aslında bir açıortay özelliği. Üçgende açıortay bilgisinden hatırlayacaksınız. 5'in tabanına 5n düşüyorsa 12'nin tabanı 12n düşüyor diyebilirsiniz. Yani 17n 13'e eşit. Hemen yazalım. 17n 13 ise n'in değerini buradan 13 bölü 17 olarak buluruz. Ancak bize neyi soruyor? 5n'i soruyor. O halde x eşittir 5 çarpı 13 bölü 17. Yani x'in değeri 65 bölü 17 olarak bulunur diyebiliriz. Evet bir sonraki soruda da artık kare ile ilgili son sorumuz. Ve bir tane de sınav tarzı bir soru çözerek kareyi artık bitirmiş olalım istiyorum. Bakın burada can eşit uzunluktaki iki ipten biriyle bir kare diğeriyle bir eşkenar dörtgen yapmıştır. Kare ve eşkenar dörtgeni birer kenarları çakışacak biçimde bir karton üzerine şekildeki gibi üst üste koymuş ve aradaki alanı boyamıştır. Yani burada bir kare bir de eşkenar dörtgen görüyoruz. Her iki ipin eşit uzunlukta olması zaten bu kare ve eşkenar dörtgenin çevreleri de aynıdır. İplerden birinin boyu 32 cm ve eşkenar dörtgenin dar açısı 60 derece. Bakın eşkenar dörtgenin dar açısı şurası olamayacağı için neden? 90 artı bir açı var. O halde şu açı dar açısı 60. Şimdi burası 120 derece olacak eşkenar dörtgenden dolayı. Bunun 90'ı buradaysa buraya 30 kalır. O halde şuraya da 90 diyebilirsiniz. Yani bunu başka yerlerden de yazarak gelebilirdiniz. Şimdi ipin bir tanesinin uzunluğu birinin boyu 32 santim ise bir kenarı 8 santim olan eşkenar dörtgen ve yine bir kenarı 8 santim olan kare şeklinde ipleri birleştirmiş diyelim. Şimdi 98'i görüyoruz. 34'ü 60'da 4 kök 3'ü görür. Bakın şurası da 8 olacağı için eşkenar dörtgenin bir kenarı buraya 4 kalır. Şimdi şu karenin alanından şuradaki beyaz olan yamuğun alanını çıkarırsak da bize sorulan taral alan kalır diyebiliriz. Yani karenin alanı 8 çarpı 8'den 64.
Buradaki alan ise yamuğun alanından bulalım. Yüksekliği 4 köküç olan bu yamuğun üst tabanı 8, alt tabanı 4 bölü 2 olarak yazılabilir. Yani 12 bölü 2 6, 6 çarpı 4 köküç de 24 köküç. O halde 64 eksi 24 köküç olarak yazılabilir. Tabi farklı tarzlarda da sınav soruları türetilebilir. Kareler bir araya getirilerek farklı sorularda yazılabilirdi. Burada kare konusunu bitiriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra da size yine her zamanki gibi kitaplarınızdaki kare testlerini çözmek kalıyor. Ve sınav tarzı soruları da ondan sonra geçtiğinizde çok daha rahat bir şekilde soruları çözebildiğinizi göreceksiniz. Tekrar özetlemek gerekirse eğer kare konusunda başarılı olmak istiyorsanız dik üçgenler, özel üçgenler ve üçgende eşlik benzerlik konularına hakim olmanız yeterlidir diyebiliriz. Burada videoyu sonlandırıyoruz. Hepinize iyi çalışmalar.